Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de şiirde vezin ölçü konusunu işleyeceğiz. Tonguç, hazır mısın? Hocam vezir mi? O ne? Vezir değil oğlum, vezin, vezin. Vezin ölçü demek. Yani Ha. şiirde ahenk unsurları vardı. Mesela uyak, yani kafiye bir ahenk unsuruydu. Aliterasyon, yani ünsüz harflerin tekrarlanması. Ali mi hocam? Evet, Ali ünsüz olduğu için ünsüz harflerin tekrarıydı. Ha. Asonans asil olduğu için ünlü harflerin tekrarıydı. Anladım Şimdi hocam. biz ölçüye bakacağız. Ölçü, 3 tane ölçü var Tonguç. Evet hocam. Birincisi hece ölçüsü, ikincisi serbest ölçü, üçüncüsü de aruz ölçüsü. Bunlar edebiyatımızda çok önemli. Bu kadar Neden? mı ders hocam? Ders bitti, bu kadar. Teşekkürler hocam. Görüşmek Sağ olun. üzere Tonguç. Sağ olun. Şimdi bunlar çok önemli Tonguç. Neden biliyor musun? Edebiyatımızda milli ölçümüz hece ölçüsü. Bu parmak hesabı. Eskiden biz şiirdeki heceleri parmağımıza sayar gibi eşit olmasına dikkat edermişiz. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında, halk edebiyatında, milli edebiyatta hece ölçüsü kullanılmış. Aruz ölçüsü ise Araplarla, yani İslamiyet'le tanıştıktan sonra edebiyatımıza giriyor. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatında Ardan aklıma Arap hocam. Arap, aynen Arap, Aras, Ardan hatırlayabiliriz. Arus. Aruz edebiyatı, pardon, aruz ölçüsü Araplardan edebiyatımıza girecek. Serbest ölçü ise 1940'lardan sonra garip akımı, yani bu ikinci, şey, birinci yeniler dediğimiz işte Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday'lar diyecekler ki abi biz her şeyde serbestiz. Biz İşte uyağa karşıyız, şairaneliğe karşıyız diyecekler ve serbest ölçü yapacaklar. Şimdi öncelikle milli ölçümüz hece ölçüsüyle başlayalım. Hece ölçüsü dizelerdeki hece sayısının eşit olmasına dayanıyor. Heceleri tek tek sayıyorsun. 1, 2, 3, 4 diye ünlü harfleri sayarak yapabilirsin. Zaten birazdan uygulamalarını yapacağız Tonguç'um. Ulusal ölçü birimimiz bu. Buna parmak hesabı da deniyor. Neden? Parmaklarına sayıyorsun. Eğer hecelerini saydığında 7'li ise mesela mani diyorsun halk edebiyatında. Anladım hocam. Hani bu falım gibi sakızlar vardı böyle. Ya İçini evet açarsın hocam mani çıkar. ha. Onlardaki gibi mesela, Orada anlatabildim mi? ne nasıl bir, hocam çok değişik şeyler Hani böyle çıkıyor şey orada. yazıyor. Bahçelerde gül gerek, güllere bülbül gerek. Benceleyin bir kula, senin gibi yar gerek. Diyorsun ya. Oo hocam İşte çok iyi ya. oğlum bak. Neyse, şimdi bu tarz şeyler Hocam bana mani. da bir yar gerek artık ya. Aynen, gerçekten bu yokluk seni bitirdi Tonguç ya. Neyse, buradaki şiirleri iyi ezberlersen bence bir şeyler olabilir diye düşünüyorum ben Tonguç. Anlaşıldı İyi, mı? hava atabilirim hocam Yani derslerimi iyi bilirsem. kızlar sana der ki ya bu adam ne diyor, deli mi falan derler ilk başta. Yani şaşırırlar. Böyle bencileyin Aslında falan hocam diye. ben Aşık Veysel gibi şey söyleyebilirim. Türkü söyleyebilirim hocam. Aynen Aşık Veysel gibi bir türkü söylersen böyle kumsalda elinde sazla bir ateş Kumsalda falan. elinde saz Evet, olursa böyle hocam ateş, kaçabilirler böyle insanlar ya. hani şey olur ya, plajda ateş yakarlar falan. Aa, evet hocam. Hayır bak, gitar çalarsan o artık biraz rahatsız edici. İnsanlar bıktı artık o şeyden, tamam mı? Yeter. Akdeniz akşamları Aynen ya. o fix elinde gitarla böyle bir şey yapan Zaten 10 kişiden 8'i öyle hocam. aynen aynen Sahilde aynen sen bu dinleyecek insan ben böyle kalmadı. görünce üzülüyorum o çocuklara ve kızlar da artık bence beğenmiyor, bu ne ya diyor, ama elinde böyle sazla deli mi bu falan derler ilk başta, O bir yüzden aynen bir gelirler. şaşırırlar falan, sonra bakarlar deli değil, bildiğin insan Ve o çok zaman zeki. ve çok zeki, başarılı, akıllı. O zaman belki bir şeyler olabilir diye düşünüyorum Tonguç, inşallah diyorum canım. 8 hece ölçüsü semaide, destanda, 11'li koşmada, 14'lü tekke ve çağdaş Türk edebiyatında görülüyor. Bir de durak diye bir şey var. Durak ne olabilir sence Tonguç? Hocam o otobüsleri beklediğimiz, Evet. vapurları beklediğimiz Evet. yerlere durak diyoruz biz. Çok güzel. Burada da şiirin içerisinde durduğun yer. Böyle nefes alıp durduğun yer. Mesela şöyle bir şiir var mı arkadaş? Hiç şiir yok mu hocam? Aynen ya. Bir tane şiir koymamış mıyız ya? Bu nasıl bir yokluktur? Orada bir Al. tane gördüm hocam. Nerede? Dur bak, şuradan bir tane şiir bulalım. Oradan gösterelim. Vay be. Hayır. Hiç şiir koymamış. Evlerinin önünde çardak, Ha. Tonguç'un elinde Bak al. bardak. Gerçekten iğrenç bir şiir ama yapacak bir şey yok. Şimdi bak. Evlerinin önü çardak. Tonguç'un elinde bardak diyor. Bak şimdi bunların hecelerini Hocam söyle. süper bir şiirmiş bu ya. Gerçekten değil mi bak? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, Ah, burada hece hece ölçüsü var. ölçüsü. Oh çok şükür. Harika, Allah'a şükürler harika. olsun. Şimdi burada buna biz hece ölçüsü diyoruz. Hecelerin sayısı eşitse böyle parmağınla saydın. Şöyle gittin 1, 2, 4, 5 diye saydın. Tamam. Bak heceleri sayarken şöyle bir şey de yapabilirsin Tonguç. Sadece ünlü harfleri de sayabilirsin. Bak E, İ, İ, Ö, Ü. Sadece O onları da kadar sayabilirsin. mı hocam? Evet, çünkü Aa, çok Türkçe'de basitmiş. her bir ünlü harf bir heceyi oluşturur zaten. Aa, o Ve zaman bir tamam. hecede birden fazla ünlü harf bulunmaz Tonguç. Burası basit. Peki durak neresi biliyor musun? Bak bunları şöyle okumuyorsun. Evlerinin önü çardak demiyorsun bak. Evlerinin önü diyorsun. Böyle bir salise nefes alıyorsun bak. Oraya evlerinin önü çardak, Tonguç'un elinde bardak diyorsun yani. Evet hocam. İşte tam oralar, durduğun Aa, yerler, oralara durak onlara diyoruz. durak mı diyoruz yani? Aynen oralara durak diyoruz Tonguç. Anladım. Şimdi çok net anladım. Örnek üzerinden daha iyi anlayabiliyorum hocam. Aynen, örnekler çok Beynim önemli. ondan Çok sağ çalışabiliyor olsunlar bari. örnek koymayı. Evet. Şimdi hece ölçüsünde dizenin kendi içerisinde anlamlı bölümlere ayrılmasıdır durak. Tamam mı?
Şiirde uyum ve ahenk sağlar. Duraklar ayrılırken kelime bölünmez. Hocam sen... çok iyi okuyorsunuz gerçekten. Aynen çok güzel okuyorum. Kelime duraklarla bitmelidir. Şimdi dizideki hece sayısı çift ise yani 8 ile hece ölçüsüyle yazılmışsa evet hocam. Durak heceleri eşit bölünür. Mani de o zaman eşit olmuyor hiçbir şekilde. Evet çünkü mani 7 ile. Mükemmel bir zekaya sahipsin. 7 ile hece ölçüsüyle yazılır mani. Koşmada da olmuyor. Koşmada 11 ile. Ama evet, semai de olabilir. Çünkü semai 8 ile. Semai 8 ile. Sema 8. 8'den hatırla bak. Semai 8 ile. Semai 8 ile. Tamam güzel. Hocam. Saçma sapan bir şey. Dizideki hece sayısı tek ise hece sayısı çok olan duraklar önde. As bunlar geçerli. Bunlar önemli değil. Şimdi şuraya bakalım. Ah örnek. Hocam. Ya burada bu kadarını sormuyorlar sınavlarda. O yüzden geçtin. Niye gülüyorsun evladım ya? Hece... Evet bunu geçiyoruz. Şimdi buraya bakalım. Dikkatle bakalım. Şimdi Karabağ'da talan var. Sinirlerim bozuldu pardon. Aynen ya benim de. Şimdi Karabağ'da talan var. Beni derde salan var. Çek sancaklar sancağı. Gözü yolda kalan var. Aman Allah'ım. Mükemmel bir şey. Etkilendim şu an kendinden geçtim. Sakin ol. Şimdi bak. Burada 7 hece ölçüsü var. Niye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hece ölçüsü var. Sadece sesli harfleri saydım hocam. 7 tane var. Mükemmel bir zeka. Peki durması nerede olacak? Şu Karabağ'da talan var denmez. Hayır Karabağ'da talan var. Beni derde salan var. Var. Çek sancaklar sancağı. Gözü yolda kalan yani var. Yani neredeyse tam ortası gibi bir yerde. Aynen böyle nefes aldığın yere durak diyoruz sonuç. Gelelim aruz ölçüsüne. Bu çok basit. Araplardan geçti demiştik. Evet. Burada hecelerin açık veya kapalı olmasına bakacağız. Açık veya kapalı olmak derken bu şu. Ünlü harfle bitmesi ya da ünsüz harfle bitmesine bakacağız. Sesli harfle bitenler yani ünlü harfle biten heceler açık. Sessizle bitenler kapalı olacak. Aruz ölçüsüne şuna dikkat edeceğiz Songuç'cum. Bir şiirde bir kalıp kullanılıyor ve kafiye göz içindir. Evet çok gerçekten göz çizmişler. Güzel olmuş. Şimdi göz içindir derken neyi kastediyoruz? Yani bu divan edebiyatında bilhassa aruz ölçüsü çok sık kullanılıyordu. Ve Araplardan geçtiği için bu süslü söyleyiş, kelimelerin yapısını bozma, göz için kafiye divan edebiyatında fazlaydı. O yüzden aruz ölçüsünde de kafiye göz içindir. Ve kafiye yapılacak sözcükler aynı türde olmalıdır diyoruz. Oo, kapı açılmış hocam. Evet bekliyorum. Daha iyi anlaman için böyle bir espri yaptık. Açık hece sesli harflerden biriyle bitiyor. Nokta ile gösteriyor. Mesela bak nokta diyoruz ya bak nok dediğin zaman bu ne? Ünsüz de bitti. Öyle değil mi bak nok evet hocam. Ünsüz de bitti. Evet. Ama ta ünlüyle bitti. Evet. O zaman bunun üzerine bir nokta koyuyorsun böyle anlaştık mı? Bu ne demek oluyor yani? Yani şöyle bu aruz ölçüsünü gösterme yöntemi. Anladım. Anladın mı? Hani hece ölçüsünde ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4 hecelerini sayıyorduk evet ya. Burada böyle gösteriyor. Mesela şunu yapalım. Üstlerindeyi nasıl yapacağız? Hocam üst çizgi. Evet. Leri, pardon. Le. Üstlerinde. De. Gibi olacak. Anladım hocam. Şey. Bir çizgi bir nokta, bir çizgi bir nokta. Aynen. Şimdi Tonguç devam edelim. Mesela yapalım. Kova. Bunların i̇ki nokta hocam. İki tane nokta. Su, bidonu. Hepsi nokta. Örnekler yok. Kova, su, bidonu, damacan. Hani Arap edebiyatından hepsi gelmiş. Hepsi nokta hocam. Hepsi nokta. Arap edebiyatında bu kelimeler çok kullanılıyor. O yüzden bu örnekleri verdim. Anladım hocam. Aruz ölçüsüyle divan edebiyatı süslü. Şimdi devam edelim. Zaten aruz ölçüsünün özelliği nedir biliyor musun Tonguç? Böyle anlamadığın bir şiir varsa böyle beyit herhalde yazılmış. Bu ne ya hiçbir şey anlamıyorum diyorsan o aruz ölçüsü. O kadar basit mi hocam? O kadar basit. Çünkü ağır bir dil kullanılır divan edebiyatında. Arap edebiyattan etkilendiysen Arapça, Farsça tamlamaları da kullanırsın. Oo. O yüzden de anlaşılmazdır. Böyle anlaşılır pırıl pırıl bir dil varsa bil ki o hece ölçüsüdür. Çünkü İslamiyet öncesi Türk edebiyatında, halk edebiyatında, milli edebiyatta hece ölçüsü var dostum. Kapalı hece sesli harf dedik. Dize sonundaki bütün heceler kapalı farz edilir. Öyle kabul edilir ve çizgiyle gösterilir. Kap kaç. Kap kaç iki çizgi. Evet. Hırsız var. Üç çizgi. Kurtarmak. Görüyorsun bu kadar basit. Çok basitmiş. Birleşik bu ne ya kap kaç hırsız var. Aynen az önce de damacana su bidonu falan. Neyse sıkıntı yok. Hocam siz nasıl hazırlamışsınız burasını? Ya burada bir... evet öksürdüm. Burada öğrenciler biraz gülümsesin istedi. Çünkü aruz ölçüsü deyince öğrenciler genelde siyah poşet istiyor. Hocam poşet verin kusacağız diyorlar. Sevmiyorlar. Çünkü biz Türk'üz abi. Biz hece ölçüsünü seviyoruz yani. Aruz ölçüsünü sevmiyoruz. O yüzden biz de böyle öğrencilerin hoşuna giden kapkaçlık falan... Pardon. Bu tarz örnekler, komik örnekler vermeye çalıştık. Şimdi birleşik hece nedir? Bir tam ve bir yarım sesli yerindedir. Bir çizgi bir noktada gösterilir. Bu da önemli değil ama şuralar önemli. Bak bunu... Son yıllardaki LYS'lerde sordular Tonguç. Bunların ne olduğunu bilelim. Tanım olarak sordular. Uygulamada sormadılar. Aruz kusurları neler? Hocam bunlar bakalım. Ne? Arapça bu. Acayip Arapça hocam bunlar. Aynen Tonguç. Bu konuyu sana ilk anlattığımda buna benzer bir şey söylemiştim. İmale, met, sekti, melik. Hatta demiştin ki bu şeyde. Hocam bunlar ne işimize yarayacak demiştin. İşte sen bunları bildiğin zaman bir tane soru gelmişti bunlar. Bunu bilince tak bir adayı geçiyorsun anladın mı? Bir aday mı? Yani veya belki, binlerce adayı geçiyorsun anladın belki mı? Belki 10 bin adayı geçerim. Belki 10 bin adayı geçiyorsun. En azından senin rakibin olan adayı geçmiş oluyorsunuz. Harika. Herhangi bir aday manasını söylemişim Tonguç'um. O benim arkadaşım gerçi onu geçmek istemem ben ya.
Aa, o zaman da aynı şeyi söylemiştim biliyor musun Tomuş? Evet hocam. Bak bu Çünkü videonun benzerini arkadaşlarımız izleyen arkadaşlarımız varsa bunu hatırlayacaklardır. Divan Edebiyatı Aruz Ölçüsü'nde. Şimdi devam edelim. Aruz kusurlarında imale, medziyaf bunlar nedir? Bunlara bir bakalım istersen. İmale kısa olan hecenin uzun okunmasıdır. Yani esas hece kısa ama sen bunu uzun kabul ediyorsun. Niye? Aruza uysun diye. kısa Hayır olan öyle. hece. Böyle mi okuyacağım? Öyle değil. Şimdi bak. Açık kapalı açık kapalı diyorsun ya. Alttaki de açık Evet. kapalı açık kapalı diye birbirine uyması lazım. Ama altta uymuyorsa heceler o zaman diyorsun ki ha, bu bunu uzun bunu da uzun kabul ediyorum. Bu kısa bunu da uzun kabul ediyorum diyorsun. Aldım hocam. Mesela İstiklal Marşı aruz ölçüsüyle yazılmış. Korkma sönmez diye gidiyorsun ya bak. Korkma sönmez bu Sönmez. şafaklar düzen sancak. Sönmeden yurdumun bak. O da yukarıdakiyle aynı esas açıklık kapalılık anlamında. Çok Aa. sert yani. Ama normalde yurdumun demesi gerekiyor. Yurdumun böyle bir şey. Hayır evladım bak. Salladım hocam, Bak pardon. hecelerin ünlü ya da ünsüz ritmesini tartışıyoruz Songuç'um. Pardon hocam. Zihaf uzun hecenin kısa okunmasıdır. Medde bir tam sesi bir buçuk sese yükseltmek demek. Bunların tanımlarını bilmen gerekiyor. Uygulamada soramazlar bunu. Ha. Vasıl ulama yani ulamayı biliyorsundur. Ulamayı biliyorum yani. Mesela Ne? Orhan Nabim. İşte Serdar Rortaç diyoruz mesela. Sezen Naksu diyoruz mesela. O. Sezen Aksu. Evet. Mesela şöyle yazalım. Çok sevdiğimiz muhteşem bir sese sahip olan sanatçı. Sezen Naksu. Sezen Aksu. Sen Evet. Naksu diye mi Sezen söyleyeceksin? Aksu diye söylüyoruz. Sezen Ünsüzle Aksu. biten bir kelime, ünlüyle biten bir kelime Ha. hemen birleşiveriyor yani. Kasır uzun heceyi inceltmek, sekti melih de kısa hecelerin birleşerek uzun hece Of, oluşturmasıdır. bunlar nasıl zor hocam ya. Bitti artık. Konu kolay bitti artık. Serbest ölçü şiirde hiçbir ölçüye bağlı kalmamak. Tam senin seveceğin bir şey. Oh ne Türk güzel. edebiyatında garipçiler, birinci yeniler bunu kullanıyorlar. Mesela burada serbest ölçü var. Niye? Bak sayıyorsun 1, 2, 3, 4, 5, 6 hecelerin sayısı tutmuyor. Aruz ölçüsü zaten olamaz. Ha, Anlaşılır. anladım. Ya hiçbir şeyden çekmedi dünyada. Nasırdan ne o ne ya? Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır ağrısı mı nasırından olmuş? çektiği kadar bunu yanlış Ha. yazmışız. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Mütevessir ne demek hocam? Üzgün değildi diyor. Bu Orhan Veli'nin çok önemli bir şiiri. Allah Allah. Süleyman Efendi hakkında bir şiiri. Süleyman Efendi'ye yazılmış bir şiir. Böyle bir şiirin konusunu o kadar alaladeleştirmiş ki herhangi bir nasır bile şiire girebilir demiş. İlla böyle aşk, ölüm, ayrılık konusu olmak gerekli değil Anladım hocam. demiş. Ödüllü sorumuzu soralım. Cevabını da yorumlara bekleyelim. Sağ olun hocam.